Merhaba Medyaskop izleyicileri, ben Berfin Bayır, Ankara Büro'da Yetimsen MYK üyesi Özlem Tolu ile karşınızdayız. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden öğretmenlik mesleği kanun teklifini tartışacağız. Evet Özlem Hanım, sendikalar başta olmak üzere birçok kesimden bu konuyla ilgili aslında tartışmalar yürütülüyor 2 aydır. Öğretmenler ÖMK'da neye karşı çıkıyor? Şimdi biz aslında bir bütün olarak öğretmenlik bu meslek kanununun ruhuna, içeriğine karşı çıkıyoruz. Bir meslek kanununa ihtiyacımız var elbette ki. Birçok meslek grubunun sadece kendi mesleğinin çalışma koşullarını belirleyen ücretinden özlük haklarına kadar meslek kanunları var. Ancak öğretmenlik meslek kanunu diye bir kanun yok. Biz çok farklı kanunların içerisine konulmuş farklı işte Milli Eğitim Temel Kanunu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi farklı farklı kanunların içerisindeki kanun maddelerine göre çalışıyoruz. Oysa bir meslek kanununa ihtiyacımız var. Bu meslek kanununun hazırlanması sürecine itirazımız var. İçeriğine itirazımız var. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu dediğiniz kanun bugün örneklerini örneğin avukatlık meslek kanununda Adalet Bakanlığı'nda vesaire görebilirsiniz. Bir öğretmenin eğitim fakültesinde öğrenciliğe başladığı günden neredeyse vefatına kadar geçen süre içerisindeki bütün çalışma hayatı, eğitim ve çalışma hayatını belirleyen özlük haklarını, hukuki haklarını, mesleki haklarını, yeterliliklerini, eğitimini, ekonomik haklarını kapsayan bir kanun olmasını bekliyoruz. Böyle bir kanuna ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki önümüze getirilen bu meslek kanunu, Adana Meslek Kanunu, hatta ikincisine meslek kanunu, öğretmen meslek kanunu da denmiyor. Aynı isimde iki kanun çıkamazmış diye değiştirdiler. Ama içerik olarak bir meslek kanunu olduğunu söylüyorlar. Biz bunun hazırlık sürecinde öğretmenlerin, öğretmenleri temsil eden sendikaların, eğitim fakültelerinin, öğretmen yetiştiren tüm kurumların fikri, görüşü alınmadan, hazırlanmış olmasından dolayı içeriğine dair bir bilgiye sahip olamadık. Dolayısıyla bu meslek kanununun içeriğinden haberdar olduğumuz gün hazırlanmış olan bu kanunun meclise gönderilmeden 1 ya da 2 gün önceydi. Bakanlık ilgili daire müdürü bizi toplantıya çağırdı, öğretmen yetiştirme dairesi. Ve bize bu kanunu okudu sadece. Okuyarak bize bilgi verdi. Ve biz buna tabii ki itiraz ettik. Çünkü daha önceden defaten istemiştik kanunu, taslağını. Dedik ki üzerine çalışalım, beraberce bu kanunun hepimizin beklediği, istediği türde bir kanun olması için çalışma yürütelim. Sonuçta eğitim sendikaları kendileriyle ilgili bu kadar önemli bir kanuna ilişkin görüş bildirmek isterler. Ve bu bizim işimiz, ayrıca mesleğimiz. Ancak bu kanun bize önceden taslak olarak gönderilmediği gibi bakanlıkta da elimize bir yazılı taslak olarak verilmedi. Okundu sadece ve eleştirilerimiz soruldu. Biz bunu doğru bulmadığımızı o anda da ifade ettik. Şimdi de ifade ediyoruz. İçerik olarak nelere karşıyız? Az önce bahsettiğim eğitimden vefatına kadar geçen o süredeki tüm haklarla ilgili olan kısımda ne yazık ki bu adına öğretmen meslek kanunu denilen bu kanunun içerisinde öğretmenin hakları yok. Bu kanun içerisinde öğretmenin özlük hakları, ekonomik hakları, eğitimi, çalışma biçimi, statüsü yok ne yazık ki. Çok genel olarak buna karşı çıktığımızı söyleyebilirim. Ama tek tek madde madde değerlendirecek olursak bizim için çok tehlikeli olan öğretmen akademileri meselesi var. Milli eğitimin aslında bu kanun adını
bile belirleyecek bir madde bu. Çünkü bizce bu bir öğretmen meslek kanunu değil. Yeni öğretmen atanacak eğitim, yani gençlerin atama yönetmeliği gibi. Yani nasıl öğretmen istihdam ederiz kanunu bu. Dolayısıyla bunun dışındaki hiçbir mevzu da bizi kapsamıyor. Şuna değinmek istiyorum. Aslında siz de söylediniz. Özlük hakları yok dediniz. Özellikle maddelere baktığınızda disiplin suçlarına çok büyük bir yer ayrılmış olarak görülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Disiplin, yani burada aslında öğretmenlerin illegalize, kriminalize edilmeye çalışıldığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biz hani en başta söyledim ya, biz bu meslek kanunu ruhuna karşıyız diye. Ne yapılmaya çalışılıyor? Şimdi çok temel olarak, hani tek tek maddelerine bakmadan, biz bu öğretmen akademileri başta olmak üzere bu kanunun çıkarılmasındaki temel hedefin şu olduğunu düşünüyoruz. Sizin bahsettiğiniz bu disiplin maddeleri de bunu destekliyor aslında. O da şu. Şimdi bir müfredat programı yayınladılar, biliyorsunuz. Yeni bir müfredat programı. Nereden ihtiyaç duydular, hangi ihtiyacı karşılayacak vesaire, bütün bunların hani tartışmasını uzun süre yaptık, oraya tekrar girmeyeceğim, ama bu müfredat aslında bize uzun zamandır yapmaya çalışıp da yapamadıkları bir şeyi yapmak için bir araç olarak müfredatı kullandıklarını gösteriyor. O da şu. Bu iktidar istiyor ki kendisine biat eden, itiraz etmeyen bir nesil yetiştirelim. Kendi ideolojik çerçevesinde, ideolojik anlayışına uygun bir nesil yetiştirmek istiyorum. Hani bunu kimi zaman Cumhurbaşkanı'nın kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğiz söyleminden anlayabiliyoruz. Kimi zaman işte biz her şeyi başardık ama kültürel hegemonyayı sağlayamadık sözlerinden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi bu müfredatla yaratmaya çalıştıkları bu nesili yaratacak olan, yani onlara bu müfredatı uygulayacak ve bu eğitimi verecek olanlar da öğretmenler. Şimdi o zaman bizim gibi eğitimsen gibi, eğitimsen üyesi bütün öğretmen arkadaşlarım ve ben inanıyorum ki eğitimsen üyesi olmasa da bir ülkenin toplumunu inşa eden eğitim camiasının bu tip ideolojik nedenlere, saplantılara ya da beklentilere hizmet etmeyen bilimsel, demokratik bir müfredat beklentisi var. Herkesi eşit davranan, bütün öğrencileri, bütün kültürel, etnik, inanç farklılıklarını kapsayan, toplumsal cinsiyet eşitliği olan bir müfredat beklentimiz var. Dolayısıyla biz bu müfredata karşıyız. O zaman bu müfredatı bu haliyle, bu ideolojik müfredatı bu haliyle uygulayacak bir öğretmen kitlesine ihtiyacı var bu hükümetin. İşte bu öğretmen kitlesini yaratabilmek, kendi kadrolarını yaratabilmek, itiraz etmeden bu müfredatı uygulamak için bir öğretmen içine büyük kısmı öğretmen akademisinden oluşan maddeler koymuş. Böyle bir meslek kanunu. Peki bu akademide eğitim alacak olanların ne yapmaması gerekiyor? Hiçbir disiplin suçu işlememiş olması gerekiyor. Akademideki eğitimleri boyunca da bir disiplin suçu işlememiş olması gerekiyor. Yani biat eden bir nesil yetiştirecek, biat eden öğretmenlerini yetiştirmek istiyor. Bakanlığın şu an bu taslakla yapmak istediği şey tam olarak budur. Bizim o yüzden bu taslağın ruhuna itirazımız var. Bir geri dönüş yapmak istiyorum. 1982'de Yükseköğretim Kurulu'na devredilmişti öğretmen yetiştirme görevi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu kanun teklifiyle bu görevi tekrar devralmak istiyor diyebilir miyiz? Şimdi aslına bakarsanız bizim şöyle bir sorumuz oldu tabii ki bakanlığa. Bunu yüz yüze görüşmelerimiz sırasında da sorduk. Kamuoyunda yaptığımız basın açıklamaları sırasında da sorduk. Şimdi
Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir öğretmen yetiştirilmesi gerektiği ile ilgili ya da ihtiyacı olan ya da eğitim fakültelerinde yetiştirilen öğretmenlerin eksik, öğretmenlik mesleği konusunda yetersiz yetiştirildiğine dair bir kanaati varsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın, o zaman Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu pekala eğitim fakülteleriyle görüşerek çözebilir. Ama şöyle de bir çelişki var burada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yani AKP hükümetinin 22 yıllık süre içerisinde açtığı eğitim fakülteleri, yani neredeyse her yerde, her ilde açmış olduğu eğitim fakülteleri, neredeyse her özel üniversitenin içerisinde açmış olduğu eğitim fakülteleri var ve bu eğitim fakültelerinden mezun olmuş yüzlerce, binlerce öğretmen arkadaşımız var. Eğer buradaki gerçekten yeterli eğitimi alamadıklarını düşünüyorsa Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının, o zaman YÖK'le işbirliği yapıp bu eğitimlerini fakültelerde gerekirse 5 yıla çıkartılabilir, sayıları mutlaka azaltılmalıdır, nitelikli bir yüksek öğrenimle meslek eğitimi pekala verilebilir. Elbette bakanlığında kendi kurullarında, kendi kanunları, yönetmelikleri çerçevesinde eksikliklerini görmüş olabilir atandıktan sonra öğretmenlerimizin. Onun da bu sürecinde zaten var olan, kanunda halen var olan aday öğretmenlik dönemi var. O aday öğretmenlik dönemi içerisinde kendi mevzuatıyla ilgili bilgileri, hizmet içi eğitim, aday öğretmenlik eğitimi gibi eğitimlerle pekala verebilir. Yani bunun için eğitim fakültelerini tamamen yok sayan, oradaki eğitimi tamamen yok sayan, eğitim fakültelerinin içeriğini ve yani alameti farikasını ortadan kaldıran yeni bir yüksek eğitim fakültesi gibi bir fakülte kuruyor. Yani fakülte gibi bir akademi, adına akademi diyor. Peki bu akademiye kim verecek eğitimi? Yani bu akademilerde kim eğitim verecek? Sorumuz bu. Kim verecek bu eğitimi? Nereden alacaksınız? Diyor ki eğitim fakültelerinden. Eğitim fakültelerinden alacağız. Peki bu eğitim fakültelerinde bu öğretim elemanları size eğiterek, öğretmen eğiterek gönderdikleri öğretmen adaylarını nitelikle eğitemiyorlarmış ya hani. O yüzden akademileri kurmuşsunuz. Yani şimdi buradaki çelişkini ya biz bir anlam veremedik. Elbette anlıyoruz. Farkındayız ne yapmak istediklerini. Ama bu çelişkileri onlara sık sık hatırlatıyoruz. Buradan bütün eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere öğretim elemanları, yani bu eğitim veren öğretim elemanlarının da buradan büyük bir itiraz geliştireceklerini ve geliştirdiklerini de biliyoruz. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Eğitim bir senden genel sekreteriyle konuştuğumuzda kendisi YÖK'ün görevini yapamadığı için Milli Eğitim Akademisi'nin kurulduğunu, buna gerek olduğunu söyledi. Ama şurada şöyle bir tezatlık ortaya çıkmıyor mu? Size de bunu sormak istiyorum. YÖK de zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı, Cumhurbaşkanlığı'nın atadığı insanlar tarafından yönetilen bir yer. YÖK'ün yapamadığını Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Akademisi'nin yapabileceğine inanmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani işte kendi başarısızlıklarını ikrar etmiş olduklarını, tekrarlamış olduklarının göstergesi bu. Elbette biz YÖK'ün kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Yüksek Öğrenim Kurumu bütün fakültelerin neredeyse eğitim verme biçimini belirliyor, sınırlıyor, çerçeveliyor. Biz özgür akademiden yanayız, özerk akademiden yanayız. Dolayısıyla biz tabii ki kaldırılmasını istiyoruz. Ama bu
akademinin özelliğinin üzerine bir Milli Eğitim Bakanlığı hegemonyası kurmak anlamına gelmez. Yani burada Milli Eğitim Bakanlığı az önce söylediğim gibi eğer öğretmen yetiştirme biçiminde bir yetersizlik görüyorsa bunu pekala eğitim fakülteleriyle görüşüp bu konudaki eksiklikleri, gördüğü aksaklıkları paylaşabilir ve eğitim fakülteleri de bu konudaki çalışmalarını arttırabilir. Belki bir dönem eklenerek milli eğitim temel mevzuatları ile ilgili ayrıca daha kapsamlı eğitimler verilebilir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkenin yüksek öğrenim kurumlarının görevini üstlenemez. Bu eşit değil çünkü yani onun şeyi değil, yapacağı bir iş değil. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı kurumları, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise bunlarla ilgilensin. Bunlarla yeterince ilgilenirse zaten eğitim fakültelerine yeterli donanımla giden öğrenciler orada da bu eğitimi aldıktan sonra sonuç itibariyle bir sınava giriyorlar, değil mi? Üniversite sınavına giriyor. Belli bir yeterliliğe sahip, belli puanı alabilenler eğitim fakültelerine gidiyorlar. Eğitim fakültelerine gitmeyi özendirebilir. Örneğin bir dönem burs verilerek özendiriliyordu. Eğitim fakültelerinin niteliğini artırabilir. Biliyorsunuz eğitim yani bütün fakültelerde oldu ama akademisyenler işten çıkarıldı ve çok çoraklaştı. Biz istiyoruz ki eğitim fakültelerinin niteliği artırılsın. Özerk bir biçimde kendi bilimsel çalışmalarını sürdürsünler. Teşvik edebilir, destekleyebilir eğitim fakültelerine gidilmesini. Eğitim fakültelerinin niteliği arttıkça orayı tercih eden öğrencilerin de niteliği artacaktır. Yani ilk orta ve lise eğitiminin temel eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı üstüne düşeni yapsın. Eğitim fakülteleri de bu nitelikli öğrencilerle pekala nitelikli eğitim verecektir. Tam da bu konuyla ilgili Milli Eğitim Akademisi'nin şimdi eğitim fakültesi mezunlarına 3 dönem diğer bölümlere ise 4 dönem eğitim vermesi belirtiliyor. Eğitim fakültesinin 4 yıllık eğitimi böyle bakıldığında aslında yok sayılıyormuş gibi görünüyor. Bunu bakan kabul etmiyor Yusuf Tekin. Niteliksizleştirmeye çalışılmadığını söylemişti en son Milliyet'te yaptığı bir röportajda. Eğitim fakültesinden mezun olmayan birinin 2 yıl Milli Eğitim Akademisi'nde göreceği eğitim öğretmen olmasına yeterli olur mu? Öğretmenlik sadece birilerine bir şeyler anlatmak mı? Şimdi biliyorsunuz biz de yani öğretmen yetiştirme ile ilgili hani tarihimize baktığımızda hani biz bunu tabii ki köy enstitülerinden alıyoruz. Öğretmen okulları, öğretmen enstitüleri vardı. Ve bunlar örneğin öğretmen okulları, lise düzeyinde öğretmen okulları vardı. Ve bunlar Anadolu Öğretmen Liseleri. Bunlar gerçekten nitelikli bir biçimde eğitim fakültelerine öğrenci yetiştiriyordu. Ve bir de eğitim fakültelerinin yanı sıra teknik eğitim fakültelerimiz vardı. Bu teknik eğitim fakültelerimiz de özellikle meslek liselerine öğretmen yetiştiriyordu. Ancak burada bakanlığın bize söylemiş olduğu şey şu. Biz öğretmen adaylarının tamamını eğitim fakültelerinden almıyoruz. Önemli bir bölümünü diğer fakültelerden alıyoruz. Onların da öğretmenlikle ilgili işte pedagojik formasyon aldıklarında başvurabiliyorlar. Onların da öğretmenlikle ilgili nitelikleri eğitim fakültesinden mezun olmadıkları için nitelikleri yeterli değil. Şimdi nerelerden aldıklarına bakalım. Ben bu soruyu sordum ya. Hangi fakültelerden alıyorsunuz? Büyük çoğunluğu eğitim fakültelerinden değil diyor çünkü. İşte mühendislikten gelen var, ilahiyat fakültesinden gelen var, o var, bu var diyor. Sayıların artmasının nedeni de tabii ki din bilgisi öğretmeni ilahiyat fakültesinden yani din derslerinin sayısı arttırılınca öğretmen ihtiyacı çok oldu. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerinden de alıyor. Peki diğer fakültelerden gelenler asıl bizim derdimiz diyor. Dolayısıyla eğitim fakültesinden mezun olanları 3 dönem, diğer fakültelerden mezun olanları 4 dönem. Bu 4 dönemi hani 4 yıl ya da 2 yıl gibi düşünmeyelim. Bunu 1 yıl gibi bir süreye sıkıştıracaklarını söylediler, ifade ettiler. Peki
Mesela meslek lisesine bir mühendis, pedagojik formasyonu almış bir mühendis ya da bir teknik bir fakülte mezunu başvurabiliyor öğretmenlik için diyor. O diyor öğretmenlik bilmiyor, biz ona öğretmenlik öğreteceğiz. Peki yani buradaki çelişkiyi de görmek lazım. Teknik eğitim fakültelerini kim kapattı? Neden kapattınız? Yani şimdi teknik eğitim fakültelerini kapatıp ondan sonra teknik öğretmen ihtiyacımızı neden diğer fakültelerden karşılıyoruz? Yani buradaki çelişkiyi de görmek lazım. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Yani bugün böyle bir denemeye giriyor. Bunu bir sürü şeyle gerekçelendiriyor. Ama bu gerekçelerin hiçbirisi sahici değil. Kendi gerekçelerini kendisi yaratmış zaten. Yani teknik eğitim fakültelerini kapatmış. Din derslerinin sayısını çok arttırmış. Bizim din bilgisi öğretmenlerimiz, yani eğitim fakültelerinde branş olarak din bilgisi öğretmenliği bölümleri var. Yani oradan da pekala alınabilir ama ders sayısı o kadar fazla ki bir sürü yerden öğretmen alıyor. Dolayısıyla kendi şeylerini, gerekçelerini kendisi yaratmış. Bütün eğitim öğretim ortamını tarumar etmiş. Şimdi onu yeniden düzeltmenin yolu olarak akademileri gösteriyor. Biz bu akademilerin de başarısız olacağını düşünüyoruz. Yaratmak istedikleri öğretmen kitlesini yaratamayacaklar. Mülakatı kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Tam tersi, bu 3 ya da 4 dönemlik eğitim boyunca, akademik eğitim boyunca bu öğretmen adaylarının hiçbir şeye itiraz etmeyen, kendi mesleki yeterlikleriyle ilgili herhangi bir soru sormayan, biat eden, onların belli bir kalıp içerisinde yetiştirildiği bir yere dönüşecek, başarısız olacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimalle bundan birkaç yıl sonra da bu sefer öğretmen akademilerinin başarısızlığı üzerine yüksek öğretmen akademileri açmak gibi bir yola da girebilirler. Yani gerçekten akıl almaz bir çelişkiler yumağı halinde. Milli Eğitim Bakanlığı, yani AKP iktidarı milli eğitim alanında sınıfta kalmış durumda. Hani bunu ne yaparsa yapsın bu biçimiyle düzeltemez. Derhal milli eğitimi, uluslararası yani eğitimi laik, demokratik, bilimsel eğitim kodlarına geri döndürmek zorunda. İdeolojiden arındırmak zorunda. Kendi ideolojisini toplumun tamamına dayatamaz. Bugün, daha doğrusu dün genel kurulda görüşmeye başlanıldı. Bu öğretmenlik mesleği kanunu. Sendikalar da buna karşı çıkıyor. Eğitimsen ve Eğitimiş dün yürüyüş yapmak istedi. Bazı sorunlarla karşılaştı. Daha sonrasında Eğitimiş yürüyebildi. Eğitimsen yürüyemedi. Aslında özetlemek gerekirse bu iki sendika neden birlikte hareket etmiyor? Daha güçlü bir kamuoyu yaratamaz mıydı öyle olsaydı? Şimdi bu soru bize çok soruluyor doğrusunu isterseniz. Ama bu konu şöyle bir şey var. Sanıyorum birlikte hareket etmek, birlikte mücadele etmek fikrini arkadaşlar aynılaşmak olarak algılıyorlar. Yani diğer sendikaların tamamı için bunu söylüyorum. Yani kendisine muhalifim diyen sendikalar için. Şimdi biliyorsunuz iktidar ve iktidar ortağına bağlı, neredeyse onun müdürlüğü gibi çalışan, yaptığı her uygulamayı onaylayan, destekleyen sendikalar var. Onları bir kenara bırakıyoruz. Muhalif, kendisine muhalif diyen ya da bu ideolojisinin karşısında laik, demokratik, bilimsel eğitimi savunduğunu iddia eden sendikaların bu toplumun geleceğini oluşturan bu müfredat programı ve bu ÖMK, bu müfredatı uygulayacak olan öğretmenleri yetiştirecek ÖMK'ya karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine biz yürekten inanıyoruz. Ve müfredatın biliyorsunuz bir yine hani arada onu da söyleyeyim. 10 Mayıs'ta çok büyük, çok kitlesel bir eylem yaptık biz. Öğretmen sendikaları. Ne yazık ki 40 yıl boyunca Milli Eğitim'de kadrolu öğretmen olarak çalışmış ve
emekli maaşıyla geçinemez durumda olduğu için bir özel öğretim kurumunda çalışmak zorunda bırakılmış bir öğretmenimizi bir katliama, bir cinayete kurban verdik. Hemen buna karşı bir tepki oluşturmak için bütün sendikalar harekete geçti. Bütün öğretmen arkadaşlarımız harekete geçti. Biz de tabii ki hemen buna ilişkin harekete geçtik ve ama dedik bir dakika, bu böyle bize tek başına bizim sorunumuz değil. Bu bütün hepimizin sorunu. Ve diğer bütün sendikalarla iletişime geçtik. Onlarla bir toplantı yaptık ve bu eylemleri ortaklaştırdık. Birçok şeye rağmen biz asgari müşterekte ortaklaşalım dedik. Hedefimiz budur, bu hedefi gerçekleştirelim. Sonra biz o WhatsApp grubu, bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Onu da dağıtmadık. Çünkü önümüzde sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli meseleler vardı. Bunlardan ilki müfredattı biliyorsunuz. Çok uzun süredir müfredatta karşı mücadele ediyoruz. Biz sürekli olarak bu bizim toplumun temel sorunu, hep birlikte hareket edelim. Sadece öğretmenlerin, sadece sendikaların, sadece eğitimcilerin sorunu değil, velilerin sorunu, öğrencilerin sorunu. Bir toplum inşa ediliyor. Bu toplumun sorunu. Dolayısıyla bir en geniş bir toplumsal muhalefeti oluşturarak bu müfredatı geri püskürtelim diye yeniden arkadaşlarımızla, yani diğer sendikalarla girişimde görüşmek için girişimde bulunduk, ancak karşılık bulmadı. Biliyorsunuz bir basın toplantısıyla bir müfredatın geri çekilmesiyle ilgili bir platform oluşturduk. Bu platformun içerisinde bütün çağrılarımıza rağmen diğer sendikalar yer almak istemediler, ortaklaşmak istemediler bizimle aynı eylem programı çerçevesinde. Hani biz birleşelim, aynı çatı altında toplanalım demiyoruz. Bir eylem programı içerisinde bir mücadele birliği kuralım dedik. Orada başaramadık. Ancak ÖMK gelecek, hepimizin sorunu, hepimiz itiraz ediyoruz. Herkes farklı yerlerden itiraz edebilir, ortak noktalardan itiraz edebiliyoruz vesaire. Hiç önemli değil. Birleşelim ve birlikte bir direnç gösterelim diye yeniden girişimde bulunduk. Yeniden teklif götürdük kendilerine, gelin görüşelim diye. Ancak bu ne yazık ki bu çağrımız da karşılık bulmadı. O zaman dedik ki herkes bulunduğu noktadan itirazını yükseltsin. Söylediğiniz gibi dün bizim yaptığımız eylem şuydu, yani programımız şuydu. Bir basın açıklaması yapmak istedik. Nerede yapacaktık biz bu basın açıklamasını? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. Çünkü artık taslak komisyondan geçti. Bundan sonra milletvekilleri görüşüyor. Bakanlığın hazırladığı bu taslağı bakanlığın önünden başlayan bir yürüyerek bakanlıktan meclise gidecektik. Ve mecliste milletvekilleri bu kanunu görüşürken muhalefet ve milletvekillerine biz her türlü rapor larımıza, çalışmalarımıza, itiraz noktalarımızı gönderdik. Birçoğuyla birlikte çalıştık. Birçok muhalefet partisiyle. Şimdi artık bu bir kanun. Yani artık bunu partiler görüşüyor, milletvekilleri görüşüyor. Biz istedik ki mecliste bunu görüşelim. Meclisin önünde sesimizi duyuralım onlara. Ve diyelim ki itiraz edin, reddedin. Yani böyle bir hashtag kampanyası da yaptık. Meclis ÖMK'yı reddet diye. Biz iktidar partisinin milletvekillerine de, muhalefet partisinin milletvekillerine de seslenmek istedik oradan. Çünkü artık bunu siz görüşüyorsunuz. Sesimizi duyun, bu toplumun sesi. Bu yürüyüşümüze ne yazık ki polis izin vermedi. Yani idari amirler izin vermediler. Bizim önümüzde sürekli işte gösteri yürüyüşleri kanunu 2009-11 onu getiriyorlar. Ama biz de bu kanunla çok fazla haşır neşir olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Bizim ifade özgürlüğümüz var. Ve bu ifade özgürlüğü anayasal bir özgürlük. Biz kendimizi ifade etmek, sesimizi duyurmak, basın açıklaması yapmak konusunda herhangi bir izne tabi olmadan herkesin basın açıklama yapma özgürlüğü var. Bu özgürlüğümüzü kullanmak, bu hakkımızı kullanmak amacıyla böyle bir eylem programı yapmıştık. Çok geç saatlere kadar polis bize birazdan belki gibi şeylerle oyaladı, öyle diyelim. Bizim önümüze tabii bir takım tekliflerle de geldi.
Oradaki şey de şu, işte önlüklerinizi çıkartın, öyle yürüyebilirsiniz. Tek tek yürüyün, öyle yürüyebilirsiniz. Bir grubunuz temsili olarak gitsin, öyle gidebilirsiniz. Hayır, biz böyle bir gelenekten gelmiyoruz. Yani eğitimsel tösten töpterden biri bir mücadele geleneği yürütüyor. Bu mücadele geleneğinde de biz bir eğitim sendikası olarak bizimle ilgili bu kadar önemli bir kanun karşısında ne arkada herhangi bir arkadaşımızı geride bırakmayı ne de bizim topluma seslenmemizi ve toplum tarafından görmemizi sağlayacak önlük ve flamalarımızı bırakmayı kabul edemezdik, etmedik de. Dolayısıyla saatin gecikmesini beklediler herhalde biraz el ayak çekilsin diye ve çok geç saatlerde çok sert bir müdahaleyle arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. 11 arkadaşımız tüm gece boyunca gözaltındaydı. Bence neden birlikte mücadele edemiyoruz sorusu diğer sendikalara sorulması gereken bir soru. Yani eğitimsel bu konuda gerçekten çokça çaba sarf ediyor. Hala da etmekte. En komisyonda görüşüldüğü akşam yani bir gün öncesinden biliyorsunuz özel sektör öğretmenleri 40 günü aşkındır nöbet tutuyorlar. Biz ilk günden itibaren eylemlerimizi onunla her türlü birleştirdik. Yani onlara da destek olmak ve biz de ÖMK'ya karşı itirazımızı bildirmek için. Biz komisyona gittiği günden itibaren nöbet eylemine başladık onlarla onlara destekle birlikte kendimiz de. Ardından Eğitim İş Sendikası da aynı şekilde nöbete başladı. Bir sonraki gün komisyonda ilk görüşüldüğü günden sonraki gün onlar da başladılar. Biz ertesi sabah tekrar yanlarına gittik MYK olarak. Onların MYK'sıyla da görüştük ve gelin bunu birleştirelim dedik. Bakın alanda birlikteyiz, eylemde de birleşelim ve bir güç olalım. Görüşeceklerini söylediler ama bir karşılık bulmadı ne yazık ki. Anladım. O zaman çok kısa toparlamak amacıyla öğretmenler seslerini duyurabildiler mi? Ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonraki süreçte eğer komisyondan geçerse? Şimdi şöyle biz bu ülkede çokça yasa teklifini geri çevirdik. Çokça yasa teklifi de geçmiş olabilir. Yani bizim itiraz ettiğimiz ama meclisin geçirdiği çeşitli sahiplerle geçmiş olabilir. Biz hiçbir zaman geçti bitti tamam hadi demedik. Bakın dün akşam 11 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Geri adım atmadık. Hala mecliste bu görüşülme bitinceye kadar mecliste olacağız. Tabii ki bundan sonra mücadelemizi örgütlenerek, büyüyerek, güçlenerek ve bir sonraki adımda daha güçlü itirazlar geliştirerek sürdüreceğiz. Biz bu ülkenin, bu toplumun gerici, laiklik karşıtı, biat eden, çocuk işçiliğine hapsedilen bir nesil olarak inşa edilmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu ülkenin, yani öğretmenler bu ülkenin Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, hatta ondan önce yani bir toplum inşasında her zaman söylediğimiz gibi bu ülkenin aydınlık yüzüyüz. Biz tösten töplerden gelen geleneğimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Hem müfredatı geri püskürtmek hem bu ÖMK'nın uygulanmasını engellemek için bütün toplum kesimleriyle herkese bir ortak mücadeleye çağırmaya devam ederek karşılık bulmasa da ısrar ederek gücümüzü büyüterek, örgütlenerek bu MK'nın uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Tabii şimdi eğer yasa geçerse ki büyük ihtimalle artık parmak kaldırılarak işler yürüdüğü için geçecektir diye düşünüyoruz. Belki birkaç maddesinde şey yapılabilir. Burada bu arada çok önemli bir şey var. Burada da direnişimizin etkili olduğunu düşünüyorum ben. Bizim bu kanun içerisinde bir şeyimiz var, bir madde vardı. O da iki müfettişin raporu ile öğretmen arkadaşlarımızın önce akademiye çağrılıp orada yeniden bir değerlendirme, bir eğitime tabi tutulup daha sonra geri hizmete çekilmesiyle ilgili.
Biz hem komisyondaki hani muhalefet partilerine verdiğimiz raporlarda bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu, hem sendikaların örgütlenme özgürlüğünün de çok önemli bir engel olduğunu, özellikle engelli öğretmenlerimizin yetersiz kabul edilerek geri hizmete çekilmek için bir araç haline getirileceğini, hem milletvekillerine raporlarımızı sunduğumuz için onların konuşmasında yer verdirdik, hem de bizim genel merkez genel sekreterimiz Sayın Zülküf Güneş'in yaptığı konuşmada da bunu dile getirdik, bu tehlikeleri. Ve şu anda ben bugün başka bir mevzu için meclise gittiğimde eğitimden, yani bu komisyonun üyesi milletvekillerinden aldığım bilgiye göre bu maddenin geri çekileceği yönünde bir hazırlık yapıldığı söylendi. Burada da tabii ki mücadelemizin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu aynı zamanda anayasaya da aykırı, çünkü kazanılmış hakkın geri alınmasına denk düşüyor. Evet. Hukuki açıdan da. Bunu tabii bir hukukçuya konuşmak daha iyi olur. Ama bugünkü konuşmamız Medyascope izleyicileri öğretmenlik mesleği kanunu hakkındaydı. Özlem Tolu, Eğitim Sen'den MYK üyesi bize bu konuyu biraz anlattı. Neden karşı çıktı? Söyledi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.